Habertürk.com'a hoş geldiniz. Türkiye, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine yönelik Pençe Kılıç Hava Harekatı düzenliyor. Bu harekatla ilgili son gelişmeleri, ayrıntıları konuşacağız şimdi. Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'le. Çetiner, hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında İstiklal'deki saldırının ardından hemen Endonezya'daki G20 zirvesinde açıklama yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye katıldığı sırada ve terörü kaynağında yok etme hedefimize devam edeceğiz demişti. Sonrasında da hafta sonu Pençe Kılıç Harekatı başladı. Bu Pençe Harekatlarının devamı niteliğinde mi? Farkı var mı? Biraz bahseder misin? Nerelere yönelik düzenleniyor şimdi bu harekat? Bu operasyon Türkiye'nin aslında son İstiklal'deki patlama sonrası ortaya koyduğu yeni perspektifin doğrudan sahadaki operasyonel yansımasıdır. Çünkü tabii Türkiye'nin içinde gerçekleşen operasyonlar var. Sınırımızın öte tarafında gerçekleşen operasyonlar var. Ve bir taraftan da gerçekleşmiş ve sonuç alınmış operasyonlar var. Dolayısıyla her operasyon alanı aslında biz belki kamuoyunda bunların birbiriyle devamı niteliğinde görsek de evet nihai sonuç birbirinin devamıdır ama her operasyon alanı kendisine özel bazı nitelikler taşır. Devamı değil de belki tamamlayıcısı demek mi daha doğru öyleyse? Yani şöyle siz bir bölgeye gidiyorsunuz, operasyon gerçekleştiriyorsunuz. O bölgeyi kontrol altına aldığınız andan itibaren terör örgütü bitmiyor. Bir başka parselde, bir başka alanda yeniden bir hareketlilik gösteriyor ve siz onun devamında yeni bir operasyona hazırlık yapıyorsunuz. Bir arazi düşünün, onu parselliyorsunuz ve her temizlediğiniz alanı artık biz de kontrol altına almak durumundasınız. Yani mesela Türkiye 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda da sınır ötesi operasyonlar düzenliyordu ama bu sınır ötesi operasyonlar o bölgede, o alanda terör unsurları temizlendikten sonra geri çekilmeyle sonuçlanıyordu. Hatta Türkiye'nin 1996'da Irak'ın kuzeyinde işte Bamerni gibi, Kanimasi gibi kurmuş olduğu belli başlı askeri üsler vardı. Ama bunlar terörü sınırın öbür tarafında karşılama ve yok etme görevini artık teknolojiyle beraber bu kapasitenin gerisinde kaldılar. Bunu zorunlu hale getiren ise terör örgütünün işte Irak Savaşı sonrası ve özellikle de Suriye İç Savaşı ile beraber çok ciddi bir silah envanterine ulaşmış olmasıdır. Gerek işte 2003'ten sonra Saddam Hüseyin'den kalan silahlar, çünkü bunlar Haraç Mezat, Bağdat'ta, Kerkük'te, Musul'da satılıyordu ve bunlara çok kolay erişebildiler. Ama asıl önemli olan Suriye İç Savaşı ile beraber yeni bir teknolojiye, yeni nesil silahlara sahip olmaları ve bu artık Türkiye'yi sınırlarımızın ötesinde sahip olduğumuz askeri üslerden yenilerini kurmaya bizi mecbur bıraktı ve yeni teknoloji, yeni donanım, işte içinde kullandığınız beton bile C-40 dediğimiz çok sert roket ya da herhangi bir füze saldırısı olması durumunda önleyici niteliğe sahip binalar yapıldı. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda her kontrol altına aldığı bölgenin aslında karşı tarafa bir de mesajı var. Şimdi mesela Zap bölgesinde Nisan ayından bu yana devam eden bir operasyonel süreç var. Ve çok uzun bir zamandır devam ediyor bu bölgedeki operasyonlar. Şöyle söyleyeyim Burçak, o bölgeye 1000 tane asker gönderseniz o vaadin içerisinde 10 dakika içerisinde bir daha o askerlerin nereye gittiğini görmeniz mümkün olmayabilir. 10.000 tane gönderseniz yine aynı şekilde. Çok sonuç itibariyle o sarp kayalar, vadiler, mağaralar... Coğrafi açıdan zor bir bölge değil mi? Zorluğa sahip bir bölge. Şimdi tabii böyle olunca da sizin o bölgedeki hakimiyet kurma, o bölgenin güvenliğini tam anlamıyla sağlamanız da bayağı bir zaman alıyor. Peki, bu harekatın mesajı ne? Şimdi tabii böyle bölgesel olarak düşündüğümüz zaman işte ZAP bölgesinde devam eden operasyonlarda o bölgenin alınması PKK'nın 40 yıldır hani sözde kendisi için büyük hikayelere dönüştürdüğü ZAP bölgesinin kontrol altına çıkması, kendi kontrolünün dışında bir yere devretme anlamına geliyor ki
Bu artık PKK'nın bütün sahadaki iddiasını, sahadaki pozisyonunu çürütecek bir şey. Evet. Bu da Türkiye için büyük bir kazanım. Çünkü bu teröristlerde, PKK'lı militanlar üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturacaktır. Pençe Kılıç operasyonu ise İstiklal'deki olaydan önce aslında farklı periyotlarla planlanan, yapılması istenen ama biraz daha zamana bırakıp konjonktürel olarak yapılması konusunda. Çünkü bu tip büyük operasyonları gerçekleştirdiğiniz zaman arkasından ciddi büyük bir kara operasyonu da yapmanız gerekiyor. Evet. Ben yıllardır bu konuyu takip eden bir gazeteci olarak söyleyeyim. Türkiye bugüne kadar birçok hava operasyonu düzenledi. Ama bu düzenlenen hava operasyonları içerisindeki en büyük ve daha da önemlisi, şöyle söyleyeyim, 1350 kilometrelik bir sınır hattı içerisinde, yani Irak'tan, Hakkari'den başlayın, Hatay'a kadar uzanan 1350 kilometrelik bir sınır hattı içerisinde yer yer 20 kilometre, yer yer 145 kilometre derinliğe inen bir operasyondan bahsediyoruz. Yani çok geniş bir alanda gerçekleşiyor. Geniş kapsamlı bir operasyon. Şimdi bahsettiğimiz alanda iki tane ülke var. Bunlardan biri Irak, bir diğeri ise Suriye. Her iki ülkenin hava sahasını kullanıyorsunuz. Hı hı. Çünkü operasyon alanları bu bölgeler. Ve bu operasyon alanları içerisinde sadece muhataplarınız merkezi yönetimler değil, aynı zamanda içeride işte Amerika var, Rusya var, Fransa var. Diğer taraftan Irak merkezi yönetimi var, Kürt yönetimi var ve birçok aktörün de içinde olduğu bir süreci yönetmeye çalışıyorsunuz. Çünkü operasyonel süreçler sadece askeri anlamda uçaklarınızın havalanması, gidip hedefleri vurması değil, olabilecek riskleri de dikkate alarak hareket etmenizi zorunlu hale getiren bir süreçtir. Örneğin uçaklarınız Suriye hava sahasına girdiği zaman ya da Irak hava sahasına girdiği zaman Rusya'nın orada uçak savarları var, radar sistemleri var. Amerika'nın keza aynı şekilde, şimdi Bağdat yönetiminin bu konudaki tavrı belirsiz ama o bölgedeki hareket kapasitesinin sınırlı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bütün bu denklemi kafanızda iyi kurup sahaya inmeniz gerekiyor. Ama daha da önemli bir şey var. Sahada bir sürü de silahlı grup var. Bu Suriye sahasında da böyle, Irak sahasında da böyle. Şimdi operasyonu düzenlediğiniz bölgelerden biri Sincar bölgesi. Hı hı. Şimdi bu bölgede PKK var ama İran'a bağlı paramiliter güçler, Haçlı Şabi güçleri de var o bölgede var. Ve PKK ile neredeyse iç içe, yapışık, aynı alanda. Diğer taraftan Tel Rifat'ta çok ciddi bir operasyon alanlıydı. Bu bölgede mini havalimanı mesela o akşam boşaltıldı. Ruslar o bölgedeki iki helikopterini çekti, askerlerini o bölgeden çekti ve hala bu saat itibariyle o bölgeye askerlerini geri göndermedi. Bu da tabii bana şu sinyal anlamına geliyor. Rusya o bölgeden çekilmeyi taahhüt edip askerlerini çektiyse, Türkiye önümüzdeki birkaç gün içerisinde dar, küçük bir alan ama başımızı çok ağırtan bir alana yönelik bir kara operasyonu gerçekleştirebilir. Evet, en Tel merak Rifat edilen sorulardan bir tanesi de evet, buydu. Geçen yaz biz çok konuşmuştuk değil evet mi? Suriye'ye olası bir operasyonu. Hatta NATO zirvesinde de dile getirmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. O günden beridir zaman zaman gündeme gelen bir konu. Şimdi de bu hava harekatıyla birlikte bunun devamı karada gelir mi soruları gündemde. Şimdi tabii burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Şimdi operasyon alanı olarak, nihai olarak Türkiye PKK'yı sınırımızın öbür tarafında görmek istemiyor. Evet. Ve temizlemek istiyor. Çünkü bu sadece Suriye'de yaşayan Kürtler için, Araplar için, o bölgede yaşayan Ezidiler için değil, Türkiye için de bir tehdit. İşte bugün görüyoruz Karkamış'ta, Suruç hattında ve farklı sınır kapılarımızda, şehirlerimizde roket sorun yaratabilecek bir potansiyele sahip. Evet. Yani şimdi düşünün, Kamışlı ve Nusaybin iç içe. Evet, arada sadece evet, duvarlar var. Evet. Ve dolayısıyla böylesine bir süreçte dikkatli olmakta fayda var. Soğukkanlı olmakta fayda var. Ama Burçak, bunu söyleyelim. Şimdi bizim birinci önceliklerimiz, çünkü aynı anda birkaç farklı nokta. Çünkü sınırın belli bölümlerini de kontrol altına almışsınız devlet olarak. Bir de kontrol altında olmayan işte Kobani hattı var, Kamışlı hattı var, Tel Rifat hattı var, Minbüç hattı var. Şimdi şöyle söyleyeyim, Tel Rifat, Marenez ve mini havalimanının olduğu küçük, dar bir alan ama rejimin
İran'ın paramiliter güçlerinin ve Rusya'nın şu ana kadar desteğiyle PKK orada duruyordu. Hatta Afrin operasyonu gerçekleşirken Ruslar Tel Rifat'tan sonra müdahale ettiler ve PKK'lılar orada kaldılar. Ve o günden bugüne de biz çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Yani şu anda Rusya ile stratejik ilişkiler geliştirmeye çalışıyoruz. Rusya şu anda bütün dünyanın boykot ettiği, yaptırımlar uyguladığı bir ülke ama biz o daracık bir alanda, Tel Rifat'ta Rusya ile uzlaşmakta sıkıntı yaşadık. Ve bize çok ciddi saldırılar geldi oradan. Şehitler verdik. Evet. Devlet görevlilerimiz orada çok tehdit altında kaldı. Diğer taraftan Suriye Milli Ordusu yetkilileri çok ciddi hedef oldu. Ve daha da önemlisi Minbiç'ten, Tel Rifat'tan, işte TNT'li araçlar, bisikletler, motor bisikletler, kuryeler gelip istikrara kavuşturulmuş bölgelerde eylemler yaptılar. Şimdi bunların hepsini yan yana koyduğunuz zaman bu bizim için sıkıntı. Kanayan urun kistin oradan alınması lazım. Buna yönelik bir operasyonu kısa vadede görebiliriz ama orta ve uzun vadede olacak operasyonlar tabii ki Kobani illaki bir operasyon alanı olarak hazırlıklar devam ediyor. Pek tabii ki diğer bölgelerden de PKK'nın gitmesi yönünde Türkiye'nin kati ve net bir düşüncesi var. Evet. Ama tabii o gece biz Habertürk olarak hazırdık. Sevgili Mehmet Yeşilkaya ile beraber akşam hızlı bir şekilde geldik, hızlı bir şekilde organize olduk. Ve sabaha kadar da gerçekten çok iyi yayınlar götürdük sahadan, stüdyodan. Ama tabii bunu söyleyelim, yayınlarda da söyledim. Sadece Suriye'nin kuzeyinde değil, Irak'ın kuzeyinde de yeni bir adres, Assos Dağı, PKK'nın yeni merkezi üstü, arşivinin, istihbarat bilgilerinin olduğu ana üstlerden biri artık Kandil. Hedefin tam ortasında ama Assos daha derinde, 145 kilometre daha derinde. Burada da çok ciddi operasyonlar gerçekleştirildi. Bence o gece Türk Silahlı Kuvvetleri aynı anda hem Kobani'yi hem Assos Dağı'nı vurarak PKK'ya ve onun arkasındaki güçlere nerede olursanız olun, ister burnumuzun dibinde ister 145 kilometre derinlikte, hedef bizim için bakidir. Eğer bize yönelik bir şey olsa cevabını an ve an veririz. Mesajı net bir şekilde verildi. Evet. Peki biraz önce bahsettin, hep de konuşuyoruz. Bölgede çok fazla güç var değil mi? Hem gruplar var, hem ülkeler var, hem ABD, Rusya gibi başka ülkeler var. Dolayısıyla bu aynı zamanda pek çok yere, pek çok ülkeye de mesaj değil mi? Normalleşme adımları da var. İsrail'le var, Mısır'la var. Suriye yönetimiyle yeniden bir görüşme olur mu soruları daha çok soruluyor. Bu süreç normalleşme adımlarını nasıl etkiler? Ya da belki normalleşme adımları Türkiye'nin bu mücadelesini, terörle mücadelesini nasıl etkiler? Neler söylersin? Şimdi tabii biz devlet olarak son 10 yıldır dış politikada ciddi sorunlar yaşadığımız körfez ülkeleri oldu. Evet. Suriye rejimiyle zaten 11 yıldır neredeyse sadece istihbarat servis başkanlarının görüşebildiği bir zemin var. Mısır'la, İsrail'le çok ciddi bir gerilim sürecine dönüştürdük ilişkileri. Şahsi kanaatim, Mısır ve İsrail'in Akdeniz'de çok ciddi bir denge olduğu gerçeğini ve bizim de bu iki ülkeyle işbirliğinden yana bir tavırda olmamız gerektiği kanaatindeyim. Çünkü Mısır'la bizim tarihi ilişkilerimiz var. Yani Mısır bizim ilişkilerimizi kurgularken ya da gerçekleştirirken bir Avrupa Birliği ülkelerinden ya da Doğu blokundaki ya da doğumuzda kalan İran'dır, Irak'tır gibi ülkelerden farklıdır. Mısır, Arap Ligi'nin, Arap zirvelerinin gerçekleştiği ve Arap dünyasının, daha da önemlisi Arap entelektüel dünyasının kaynadığı bir yer, piştiği bir yer. Dolayısıyla yumuşak geçişlerle Mısır'da süreçleri daha farklı yönetebilirdik. Olmadı. Onlarda da sorunlar vardı. Bizde de sıkıntılar oldu. Ama ilk kez bir temas oldu temas Katar'da. Temas gerçekleşti. Bence çok zaman kaybetmeden, hazır böyle bir tokalaşma gerçekleşmişken, hazır Sisi'nin tavrından, çünkü o fotoğraftaki
Dikkat edersen Cumhurbaşkanı'nı hem alttan hem üstten tutan bir kavrama, sıcak bir karşılama var. Yani. Davranış biçimi var. Bunu çok hızlı değerlendirmemiz lazım. Ben şunu da altını çizeyim. Biz Mısır ve İsrail ile gerilimli ilişkiler yaşadığımız dönemde bile evet Yunanistan'la temas kurdular, bazı enerji zirveleri gerçekleşti, kağıt üzerinde enerji projeksiyonları oluşturulmaya çalışıldı. Ama gerek Mısır, gerekse İsrail, Yunanistan'ın bu hesaplarının ya da bu davranışlarının çok tutarlı olmadığını, çok feasible olmadığını biliyorlardı. Bu aslında Türkiye'ye bir mesaj niteliğindeydi. Örneğin işte boru hatları projesi vardı hatırlarsan. Yunanistan Avrupa'dan bunun için finans bile bulamadı. Çünkü feasible değil, yani yer altından, suyun altından dünyada daha eşi benzeri olmamış bir projeyle Avrupa'ya gaz taşımayı tasarladı Yunanistan. Buna hem İsrail hem Mısır okey verdi ama destek vermedi. Yani örneğin Yunanistan Avrupa'da bunun için finans arayışına çıktığı zaman Mısır o işi, yani asıl belki de çözümün olacağı nokta paradır sonuçta. O konuda hiç elini bile kıpırdatmadı. İsrail de aynı şekilde. Yani hep şeyi beklediler. Türkiye'nin kendileri ilişki kurma sürecini başlatacağına dair. Hı hı. Ve biz de devletiz. Köklü evet. Bir devletiz ve Mısır gibi, öyle. İsrail gibi Orta Doğu'da söz sahibi olan devletlerle ilişkileri geliştirmekte fayda var. Ben bu görüşmenin sonrasında önümüzdeki hafta heyetlerin yeniden bir görüşme trafiği başlatacağına dair bilgilere sahibim. Şubat ya da Mart ayı itibariyle de Türkiye'nin yeniden karşılıklı olarak bir büyükelçiler ataması söz konusu olacak. Büyük bir ihtimalle Mart ayını bulur bu. Çünkü akreditasyon süreçleri var, uzun süredir bir boşluk var. Ama Mart ayı, yani seçimlerden önce bir büyükelçilerin ataması da planlar içerisinde. Bir yol haritası şu andan itibaren zaten çalışılıyor. Ama tabii şunu unutmayalım, bu tip organizasyonlar sadece bizim göz önünde karşılaştığımız, gördüğümüz diplomatik trafikler değil, bir de bunun arka bahçe trafiği var. İşte servis başkanları, istihbarat başkanları gidip görüşüp ortak bazı fikirler alışverişinde bulunabiliyorlar. Ya da bazı noktalarda nelerin yapılması gerektiği konusunda karşılıklı birbirlerine destek olabiliyorlar. Yaklaşık 1,5 yılda da zaten böyle bir süreç vardı. Şimdi bu somutlaştı. Bundan sonraki süreci hep beraber göreceğiz. Suriye'yle de böyle bir süreç oldu. Hep dile getiriliyor Suriye'yle zaten. Önümüzdeki süreçte servis başkanları ya da istihbarat başkanları seviyesinde görüşmeler var. Hı hı. Önce üçüncü ülkelerdeydi. Sanırım şimdi artık doğrudan iki ülke arasında gerçekleşiyor. Ama Suriye'yle ilişkiler tabii çok kolay onarılmayacak. Yani 11 yıl. Ve 11 yılın sonunda Suriye'nin çok büyük bir faturası var. Yani biz şu anda 40 milyar dolardan daha büyük bir para harcadık. Ben geçen hafta Cenevre'deydim. Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Birliği'nin desteklediği bir forumda Suriyelilerin onurlu ve güvenli bir şekilde ülkelerine gidişine dair artık herkes kafasında projeksiyonlar oluşturmaya başlıyor. Ama tabii Avrupa'daki genel projeksiyon şu: kademeli olarak önce Avrupa'dakileri Türkiye'ye gönderelim. Ondan sonra yavaş yavaş Türkiye'de peyderpey bir şekilde onları Suriye'ye gönderme sürecini başlatır. Ben orada tabii konferansta şunu söyledim. Yani biz bir bekleme odası değiliz. Terminal evet. Hiç değiliz. Türkiye'nin sizin bu projeksiyonlarınıza sıcak bakacağını hiç düşünmüyorum. Türkiye zaten yeterince bu konuda hem emek harcıyor, yapmış, fedakarlık evet. Yapıyor. Türkiye kendi içindeki göçmenlerin onurlu ve güvenli gidişine dair bir projeksiyon oluşturur ama sizin bu tuzağınıza gelmez. Umuyorum böyle de bir şey olmayacağını tahmin ediyorum. Çünkü bu işi yönetenler, başında olanlar bunun farkındadır. Peki. Eklemek istediklerin var mı son olarak? Tabii, özellikle harekatla ilgili. Özellikle önümüzdeki günlerde hepimizin dikkatli olması lazım. Özellikle sosyal medyadan bu operasyonlara dair verilecek mesajlar falan. Bunlar tabii hepimizin dikkat etmesi gereken şeyler. Kritik konular. Ülkemiz çok kritik, zorlu bir süreçte. Dolayısıyla ülkemizin bekası, geleceği bizler için önemli. Hı hı. Bu coğrafyada terör örgütlerine ülkeyi teslim etmek
söz konusu dahi olamaz. Bu sadece PKK için değil, El-Kaide için de geçerlidir, DAEŞ için de geçerlidir. Dolayısıyla sınırlarımızın öte tarafında güvenlik sağlanmadığı sürece biz her zaman bir tehditle, bir sıkıntıyla karşılaşabiliriz. Ama bu da zaman alacaktır. Ama gerçekleşecektir. Bu yönde gerek ordunun, gerek siyasetin kararlılığını hepimiz görüyoruz. Ama net bir kez daha söylüyorum, sınırlarımızın öte tarafının güvenliği hepimiz için gerekli. Ama bunun için de tabii karşımızdaki muhataplarımızla da, örneğin Irak'ta Bağdat yönetimiyle, Erbil yönetimiyle, Şam yönetimiyle, Lübnan'da Beyrut yönetimiyle ilişkilerimizi de sağlıklı bir şekilde tutmamız gerekiyor. Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Türkiye'nin Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine yönelik pençe kılıç hava harekatı devam ediyor. Bu konuyla ilgili gelişmeleri ve ayrıntıları değerlendirdik. Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Yayın Koordinatörü Çetin Erçetin'le tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.